Samimi Haber'den, Z raporundan ve haftanın ilk iş gününden herkese merhaba. Biliyorsunuz aslında programlarımızda yoğunluklu olarak siyaset konuşuyoruz ve özellikle önümüzde bir yerel seçim var. Siyasi parti temsilcileriyle genellikle konuklarımı o minvalde seçiyorum. Siyasi parti temsilcileri oluyor ve yerel seçimlerdeki partilerinin tutumlarını konuşuyoruz. Bugün Bülent Kaya konuğum, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sanuç Bey'den iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında özellikle siyasetten sonra çok fazla muhalefet içerisinde tartışmalar yaşandı. Ama sonuç itibariyle önümüzde bir yerel seçim var ve her parti yerel seçimde ne tür kararlar alacak, yol haritasını nasıl belirleyecek tarzında açıklamalarını yavaş yavaş yapıyor. Saadet Partisi yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleyecek? Şimdi daha önce de açıkladık. 2019 seçimlerinde de Türkiye'nin bütün seçim çevrelerinde kendi logosu ve amblemiyle seçime giren tek partiydi Saadet Partisi. Bu seçimde de temel stratejimiz Türkiye'nin bütün seçim çevrelerinde belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinde Saadet Partisi'nin kendi logosuyla, kendi adaylarıyla girmesiyle ilgili bir çalışma uzun bir zamandır zaten devam ediyor. Ama bu genel ilkenin yanında belli bazı belde, il, ilçe veya büyük şehirlerde sadece o seçim bölgesine has işbirliklerinin gündeme gelmeyeceği manasına gelmez. Dolayısıyla genel ilke bu olmakla beraber yani 1400'e yakın seçim çevresinde kendi adaylarımızla girmekle birlikte çok da sınırlı olan belli bazı seçim çevrelerinde gerek orada yaşayan vatandaşlarımızdan gerekse oradaki yerel teşkilatlarımızın diğer partilerle kurduğu ilişkiler sebebiyle gelebilecek taleplere de açık olduğumuzu ifade etmiş olduk. Bu bazen Saadet Partisi olarak bizim adayımızla ilgili bir talebimiz olacaktır. Bazen de diğer partilerin belki kendi adaylarıyla ilgili bir destek talebi olacaktır. Onlar da ayrıca ilgili partilerle oturup konuşulabilecek hususlar ama genel merkezler düzeyinde ittifaklara dair genel bir işbirliği söz konusu olmayacak. Evet, bunu genel olarak aslında bütün siyasi partilerde bu yaklaşımı görüyoruz. Acaba altılı masa deneyimi mi bu noktaya getirdi? Çünkü özellikle seçimlerden sonra, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra altılı masada bulunan partilerden özellikle Gelecek Deva Partisi ve Saadet Partisi'ne yönelik olmasalar da olurdu, çok az oy potansiyelleri vardı şeklinde tartışmalar oldu. Bu noktaya getiren bu mu? Ya da siz bu tartışmalardan sonra yahu biz keşke genel seçimlerde kendi amblemimizle girseydik seçime dediniz mi? Şöyle yani muhalefet partileriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde görebildiğim kadarıyla Saadet Partisi ile ilgili çok fazla bir suçlama ve eleştiri olmuyor. Yani çünkü gerçekten ittifakın içerisindeki bütün partiler Saadet Partisi'nin bütün il ilçe teşkilatlarıyla beraber bu seçime asıldığını, çalıştığını görüyor ve hakkını teslim ediyor. O manada Saadet Partisi olarak bizim Evet, bu noktada haklısınız. kendi üzerimize alınacağımız bir eleştiri yok. Saadet Partisi ile ittifaktan herkes bütün partilerde memnun. Elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Bu alınan sonuçlardan çok çünkü altılı masa yani genel seçimlere Cumhurbaşkanı seçiminde olması gereken ve önemli bir deneyimdi. Çünkü 50 artı 1 barajı var. 50 artı 1'i alan isim seçiliyor ve sadece bir kişi seçilmiş olacak. Yine milletvekili seçiminde ise 600 milletvekili seçilecek ama aynı zamanda ittifak sistemiyle karşı partilerin bu 600 milletvekili ile ilgili hem baraj hem de listelerle ilgili bir çalışması var. Yani dolayısıyla genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın aynı zamanda yasal ve meşru bir zemini var. Ama yerel seçimlerde yasal bir imkan yok. Hülle yoluyla bir parti diğer partinin lehine seçime girmemeyi tercih ederek bir ittifak kuruyor. Yoksa aslında yasal bir ittifaktan söz etmek mümkün değil. Ya da çerçevesi kanunla çizilmiş bir ittifaktan söz etmek mümkün değil. Yani onun için 2019'da da biz ittifaklara bu şekilde yaklaşmıştık yerel seçimler için. Bugün de aynı şekilde yaklaşıyoruz. Dediğim gibi yani her ilçenin, her beldenin, her ilin kendine has özellikleri var. Bu sebeplerle biz yerel seçimlerdeki bir ittifakı çok doğru ve sağlıklı bulmadığımızı ifade ediyoruz. Yani ülkeyi yönetirken 85 milyonu, 81 ili ve bütün ülkeyi yönetiyoruz. Ama dolayısıyla orada bir genel ittifakın
genel merkezler düzeyinde olması son derece normal. Ama burada belde, ilçe, il, nereye belediye başkanı seçerseniz seçin, sadece o ilçenin, beldenin veya ilin yönetimiyle sınırlı bir yetkilendirme yapmış oluyorsunuz seçilen kişiye. Onu bu olduğu için bu işbirliklerinin genel merkezler düzeyinde bir ilkeye bağlanmasındansa genel teşkilatların devrede olması bunun için çok daha önemli. Onun için biz de ilkeyi o şekilde koyduk. Her yerde kendi adaylarımızla, ama bu da olsa bazı belde, ilçe ve illerde gelen taleplere göre oranın koşullarını değerlendirerek bir karar vermeyi daha doğru bulduk. Tabii bu vereceğim örnek Saadet Partisi'ne kapsamıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Seçimlerden sonra muhalefet partilerinin kendi aralarında çekişmeleri, ayrışmaları, kavgaları, gürültüleri söz konusu oldu. CHP en son kurultaya kadar biliyorsunuz çeşitli tartışmalar vardı. Son olarak da İyi Parti, aynı zamanda Deva Partisi'nden de yer yer istifa haberleri duyuyoruz. Siz Saadet Partisi'nde siyaset yapan bir siyasetçi olarak özellikle muhalefet partilerinin içindeki bu tartışmaların yerel seçimlerde seçmen üzerinde bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Yani yerel seçimlerin kendi dinamikleri var, ama elbette yani kendi içerisinde dağınık bir görüntü çizen kavgalı bir yer, hani meşhur Anadolu deyimidir ya, kavgalı eve kimse kız gelin olarak gitmek istemez diye. Evet. Yani elbette seçmen de kendi içerisinde tartışmalı olan bir partiye oy verme noktasında biraz tereddütlü davranır. Ama yani bir seçim yaşamış, seçimden belli beklentileri karşılanmamış kişi veya partilerin elbette bunu bir öz eleştiri şeklinde zaman zaman da yüksek sesle yapması doğal, normal. Ama Saadet Partisi'ne bizim yaklaşımımız şu: biz herhangi bir parti veya partilerle bir ittifak, seçim işbirliği ya da koalisyon yaptığımız zaman o süreçlerin devamı süresince üzerimize düşen bütün vazifeleri yaparız. Süreç bittikten sonra yapıcı eleştirileri kendi içerimizde yaparız, ama asla muhataplarımızı rencide edecek, onların sevenlerini üzecek bir dil ve usul kullanmamayı tercih ederiz. Yani bu şekildeki bir davranışın ortaklık hukukuna, ittifak hukukuna çok daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple yani artık muhalefetin bu tartışmaları geride bırakarak herkesin bir muhasebe yapıp kendi yol haritasını elbette geçmişte atmış olduğu adımları da dikkate alıp özgür bir şekilde atmasını bekleriz. Yani hala geçmişi konuşmak muhalefete bence fayda vermez. Asıl olan bundan sonraki süreci herkesin kendi cephesinden konuşuyor olmasıdır. Dolayısıyla Saadet Partisi'ne biz başkasını suçlamaktan ya da değerlendirmekten çok elbette o dönemlerden aldığımız olumlu veya olumsuz dersler vardır. Önümüze bakarken onları sadece bir işaret, bir yoldaki bir işaret gibi değerlendiriyoruz. Mevcut tabloya baktığınızda muhalefetin yerel seçimlere doğru giderken gereken çabayı ortaya koyduğunu düşünüyor musunuz? Tabii Türkiye yani 2017 referandumundan bu yana yani siyasi partilerin veya ideolojilerden daha çok bir ikili bir kutba doğru gitti. Yani bir işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz otoriter bir sisteme evet diyenlerle bu Türkiye bununla fazla yol gidemez diyenler şeklinde bir ayrışmaya gitti. Bu hem genel seçimde hem yerel seçimlerde kendini gösteriyor. Yani artık Türkiye'de farkındayız ki yerel seçimler de yerel seçim olmaktan çıktı. Çünkü düşünün Cumhur İttifakı bu ittifaklarını yerel seçimlere de taşımayı düşünüyor. Ve hatta 2019'da yapmış oldukları işbirliğinden daha kapsamlı bir hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla niyetinde seçimlere giderken sadece ne yaptığınız kadar rakiplerinizin ne yaptığıyla da elbette ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi büyük şehirlerde ve belli bazı il ve ilçelerde rakiplerinizin oylarını birlikte saydırmayla ilgili hülle yoluyla da olsa, kanunda yeri olmasa da fiili bir ittifak gittiği bir süreçte muhalefet partilerinin de elbette oturup düşünmesi lazım. Yani bizim karşımızda oluşmuş olan bu bloklaşmaya karşı niyetinde en çok oy alanının seçildiği bir seçim sistemi var. Yani buna dikkat ederek bir strateji geliştirmesinde fayda var. Bir diğer önemli tehlike tabii ki yani ittifaklar seçim zamanı gündeme gelir, ama bu partilerin kimliksizleşmesi, kendi seçmen kitleleriyle bir siyasal iletişim diliyle diyalog kurmasının da önüne geçmemesi lazım. Yani ittifaklar partilerin kimliklerini yozlaştırmamalı. Yani
birbiriyle hiç alakası olmayan partilerin işte birbirlerinin adaylarına oy verebilecek duruma gelmesi aslında sağlıklı bir şey değil. Çünkü niyetinde o kişinin şahsı kadar uygulayacağı politikaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu geçiş sürecinde evet ittifakların mevcudiyetinin ve ihtiyacının farkındayız. Ama aynı zamanda uzun soluklu olarak bu ittifak siyaseti dengelenmediği zaman siyasi partilerin kimliklerinin aşılması ve dolayısıyla da seçmenle bağının kopması gibi bir sonuçla doğuracağını biliyoruz. Şimdi seçimlerden sonra bir gündeme geldi Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki protokol. Fakat geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ protokolü paylaştı. Siz Bülent Kaya olarak o protokolü okuduğunuzda ne hissettiniz, ne düşündünüz çok merak ediyorum. Yani ben bir 14 Mayıs'a kadar bir süreç var Zübeyde Hanım. Bir de 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arası bir süreç var. Yani 14 Mayıs'a kadar muhalefetin yaptığı her görüşme, attığı her adım karşılıklı rızaya, uzlaşıya dayalıydı ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde metinleriyle paylaşıldı. 14 Mayıs'ta her iki genel başkan da yeterli oyu alamadı. Hatta Millet İttifakı cephesinde beklenen şuydu, bu seçim birinci turda ya lehimize sonuçlanır ya da ikinci tura kalsa dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde bitirdiği bir birinci tur olmuş olur diye düşünüldü. Ama seçim sonuçları maalesef %48'e 44 gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi burada yani geçen hafta Salı günü grup konuşmasında Sayın Bahçeli'nin önemli bir sözü vardı. Bizden ihraç edilmiş olan bir kişininle birlikte fotoğraf verilmesine ve görüşülmesine içimizi acıtsa da evet dedik, ses çıkarmadık dedi. Yani o 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasındaki liderlerde oluşan psikoloji ve ittifak ortaklarında oluşan psikolojiyi anlatma anlamında bir önemli tespitti. Yani seçime giderken Sayın Erdoğan da öyle eli kolu rahat bir şekilde ikinci tura gitmedi. Yani direkt sonuca etkileyecek, yani etik açıdan veya kendi ortaklarının sıcak bakmayacağı işleri bile yaptı. Ortakları da bu seçimi kazanmak için o adımı atması gerektiğini anlayışla karşıladı ve ama bugün itiraf etti. Yani içimize acısa da ses çıkarmadık diye. Dolayısıyla ben 14-28 Mayıs psikolojisi içerisinde atılmış olan adımlarla ilgili artık bu saatten sonra bir değerlendirme yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Ama 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında cereyan eden olayların da yaklaşık 3 yıldan fazla süren 6 siyasi partinin arasındaki gayet seviyeli, gayet olgun bir demokrasi ittifakına da yerle bir etmesine de gönlüm el vermiyor. O açıdan da bu 14-28 Mayıs'ı görüp ondan önceki 3 yılı hiç görmemeyi de biraz haksızlık ve insafsızlık olarak görüyorum. Biraz daha genel bakıyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. Peki 50+1 tartışmaları aslında ben şu soru bence önce sorulmalı sonra destek verilir mi verilmez mi neden verilmez noktasına gelmenizi rica edeceğim. Sizce 50+1 hiç gündemde yokken bir anda neden gündeme getirildi? Yani bunun sebeplerinden bir tanesi benim kanaatime göre yani işte Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay tartışmaları üzerinden işte yeni bir anayasa ihtiyacı var. İşte bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi'ne tanınması üzeri, ilkesi üzerinden de burada bir yeni anayasa ihtiyacı var. En sonunda 50+1 ile yani böyle toplumun sorun olarak görebileceği ve geniş kesimlerin o tartışmaya katılabileceği netametli konuları iktidar veya daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı ara ara gündeme getirerek yeni bir anayasanın ihtiyaç olduğunun zihni altyapısını oluşturmaya gayret ediyor olabilir. Yani sebeplerinden biri bu. Bir diğeri de niyetinde 50+1 meselesi Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli arasında bir farklı yaklaşım olan bir alan. Bunu herkes bilir. Yani ilk günden bu yana 50+1'e AK Parti karşı çıkar ama Milliyetçi Hareket Partisi 50+1'in muhafaza edilmesinden yana bir siyasi söylem ortaya koydu. Burada da belki her iki partinin zaman zaman işte belli bazı bu ittifaktan olan sıkıntıları veya şikayetlerini dile getirirken tabiri caizse birbirlerini el ense çekmek için belli alanlar öngörürler. İşte infaz yasası ile ilgili düzenlemeler, andımızla ilgili çalışmalar, bazen emekli yasaları ile ilgili hususlar gibi birbirlerini kontrol eder, el ense çekerler. Rahatsızlıklarını o gündem maddeleri üzerinden dile getirirler.
Bence burada bir diğer sebep de 50 artı 1'i gündeme getirerek belki de Milliyetçi Hareket Partisi'ne kendi aralarındaki bu ittifak ilişkisinin de hissettikleri rahatsızlıkları dile getirmeye dönük bir adım da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu en erken 5 sene sonraki seçimde uygulanacak bir şey. Türkiye'nin bugün acil bir gündemi değil. Acil bir gündem olmayan bir şeyi uçakta gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanı'na sorma ihtimali de yok. Çünkü gazeteci toplumda konuşulan iddiaları veya gündemleri soru olarak yöneltir. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu kendisi sualleştirdi ve gazeteciden sormasını istedi. Yani bunu kendisi gündeme getirmek istedi. Yani getirme sebebiyle bir, dediğim gibi yeni bir anayasa ihtiyacını toplumda işlemek. İki, ortağıyla olan sıkıntılarını bu konu üzerinden el ense çekme gibi okudum ben şahsen. Son olarak şunu soracağım. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bir kriz söz konusu. Nedense gündemden düştü. Çok da konuşulmuyor ama o krizin devam ettiğini biliyoruz. Özellikle Sinan Ateş cinayetindeki soruşturmanın başındaki hakim ve savcılara yönelik Orhun haberin söylemleri var. Ben burada dillendirmek istemiyorum. Onunla ilgili gözaltılar yapıldı. Aslında orada bir çatışma, yani yargı içerisinde bir çekişme ve çatışma olduğunun hepimiz farkındayız. AYM ve Yargıtay arasındaki krizi siz nasıl okursunuz? Sinan Ateş cinayetindeki soruşturmanın hep birlikte böyle fotoğrafa genel bakarsak. Yani aslında Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir kriz yok. Bir görüş ayrılığı var. Ama bu görüş ayrılığının nasıl giderileceğini de anayasa net bir şekilde ortaya koymuş. Yani onun için kriz yok diyorum. Çünkü yani bireysel başvuru hakkı Anayasa Mahkemesi'ne tanınmış ve bir kesinleşmiş bir mahkeme kararı hakkında. Çünkü kesinleşmeden zaten Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı hakkında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla bir hak ihlali kararı verdiğiniz zaman Anayasa Mahkemesi hak ihlalini tespit eder ve ilgili mahkemeye bu hak ihlalinin nasıl giderileceğini de belirterek cevap yazar. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdi. Tahliye edilmesi, yargılamanın da dokunulmazlık sebebiyle durması gerektiğine hükmetti. Artık bu kararın uygulanması lazım. Şimdi Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında görüş ayrılığı olabilir mi? Olabilir. Yargıtay benim görevime giriyor, Anayasa Mahkemesi benim görevime giriyor diye bir konu hakkında ihtilafa düşebilir mi? Düşebilir. Ama anayasa diyor ki normal mahkemeler arasında bir görev uyuşmazlığı olursa bunun nihai çözüm noktası uyuşmazlık mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı da uyuşmazlık mahkemesinin başkanıdır. Ama diyor görev ihtilafı Anayasa Mahkemesi ile bir başka mahkeme arasında olursa, yani Anayasa ile Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar görevle ilgili net karar. Yani onu uyuşmazlık mahkemesine bile göndermiyor. Anayasa Mahkemesi görevle ilgili verdiği karar bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu konuda Yargıtay'ın bu benim görevimdir demesi anayasanın hükmü karşısında bir şey ifade etmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin görevi. Ha, mahkeme kararları eleştirilmez mi, tartışılmaz mı? Elbette eleştirilir ve tartışılır. Ama uygulanmaması gibi bir şey bir saniye dahi insanın aklına gelmemesi gereken bir şey. Burada yani Anayasa Mahkemesi'nin aslında varlığından iktidar partisinin ve MHP'nin o otoriter yapısının rahatsız olduğunu farkındayız. Çünkü nihayetinde mecliste belli bir sal çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanı kararnameleri ve kararları çıkarma yetkimiz var. Dolayısıyla parmak sayısıyla biz her istediğimiz her kanunu geçirebiliyoruz. İşte yargı bürokrasisinde bir şekilde kontrol altına aldık. Orada da istediğimiz kararları netametli konularda çıkarabiliyoruz. Bunun tek istisnası Anayasa Mahkemesi'nin karar ve Cumhurbaşkanı karar ve kararnameleriyle verebilecekleri iptaller ve hak ihlalleriyle ilgili bireysel başvuru. Yani kendi tabiri caizse mutlak iktidarını sınırlayan tek alan olarak Anayasa Mahkemesi'ni gören bir anlayış var. Dolayısıyla burada ben 50 artı 1'i aldım. Anayasa Mahkemesi'nde kim oluyormuş? Ben mutlak bir irade ve iktidar kullanmam lazım diyen çevrelere karşı siz yasama, yürütme ve yargının bağımsız olduğu, yani 50 artı 1 alsanız da bu ülkenin anayasasına ve kanunlara göre bu yetkiyi kullanmak mecburiyetindesiniz diye mutlak iktidarın ve gücün sınırlandırılması gerektiğini düşünen anlayış arasındaki bir çatışma olarak görüyorum ben şahsen. Buna dair bir kriz var. Yoksa göreve dair bir kriz yok. Çünkü bunun bir kriz olduğunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi 2014'te Engin Alan 22 yıl kesinleşmiş bir mahkeme hükmü varken ve MHP'den milletvekili seçilmişken
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine tahliye edilip gelip yemin içti yani. Eğer bir kriz varsa o günde bu krizi gündeme getirmeleri gerekiyordu. Burada özet olarak konu mutlak iktidar sınırlandırılmalı mı, sınırlandırılmamalı mı görüş farkından kaynaklanan bir ihtilaf olduğunu düşünüyorum. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Sorularıma açık yüreklikle cevap verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Bülent Hanım. Çok memnun oldum. Tekrar yeni yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ederim. Evet, konuğumuz Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya'ydı. Aslında Saadet Partisi'nin yerel seçimlere giderken ki yol haritasını konuştuk. Tabii bunları konuşurken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri döndük. Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolü sordum kendisine. Aslında önemli bir cevap verdi. Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta bizden istifa edip giden birini aynı karede görmek içimizi yaralasa da buna ses çıkartmadık dedi. Aslında şunu söyledi: seçimin kazanılması için o dönemde hem iktidar hem de altılı masa, altılı masa derken de Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'la yapmış olduğu protokolü kastederek yapılabilmiş. O yüzden geçmişte yapılan şeyleri çok da değerlendirmek istemiyorum dedi Bülent Kaya. Bizler siyasette Ankara gündemini yakından takip ediyoruz. Elbette ki önümüzdeki günlerde farklı siyasi parti temsilcileriyle yine yerel siyasete, yerel seçime ve bununla birlikte aslında Türkiye siyasetini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Z raporunu Ankara'dan noktalıyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.